Stoizm genellikle yanlış bir şekilde yalnızca erkekler için tasarlanmış bir felsefe olarak algılanır, ancak bu yanlış anlama antik Stoizmin evrensel cazibesini ve uygulanabilirliğini küçümser. Bu kehanet evrensel bir anlayış ve kişisel gelişim için temel olan direnç, duygusal zeka ve kişisel büyüme prensiplerini içeren değerli bir bilgelik sunar. Cinsiyet bariyerlerini aşan Stoizmin kadınlar için de önemli bir felsefe olduğunu vurgulamak amacıyla, bugün bu eski felsefenin neden kadınlar için birincil öneme sahip olduğunu keşfedeceğiz. Başlamadan önce videoyu desteklemeniz için beğenmeyi düşünürseniz sevinirim. Henüz abone değilseniz olmanızı ve gelecekteki içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri etkinleştirmenizi öneririm. Şimdi sizlere stoacılığın kadınlar içinde yaratılmasının 7 nedenini anlatacağım. Toplumsal beklentilerle başa çıkmak. Toplumsal beklentilerle başa çıkmak, genellikle bir ip üstünde yürümek gibi bir şeydir. Özellikle de kadınlar için belirlenmiş roller ve standartlarla sık sık karşılaşıldığında. Stoizm, kontrolümüzde olan şeyleri anlama temelinde, bu sularda seyahat etmenin derin bir yolunu sunar. Sarah adında genç bir girişimcinin yaşadığı deneyimi düşünün. Sarah, geleneksel kariyer yollarını takip eden yaşıtlarının çoğunun yaşadığı bir toplulukta yaşıyor. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun veya neden düzenli bir iş değil de böyle bir iş gibi sorular günlük etkileşimlerinin bir parçasıdır. Kadınların geleneksel bir kalıba uyma baskısı. Sarah için Stoizm. Sarah'ın geleneksel bir kalıba uyma baskısını, bu baskılara karşı çıkma yerine dışsal gürültü olarak görebileceği bir noktaya dönüştürür. Duygusal emek dengesi. Duygusal emeğin adaletsiz bir şekilde genellikle kadınlar tarafından üstlenilen bir yük olması, hem kişisel hem de profesyonel alanlarda benzersiz bir zorluk ortaya koyar. Stoizm, duyguları anlama ve yönetme odaklı yaklaşımıyla bu karmaşık yaşam alanını çözmek için bilge stratejiler sunar. Tepkileri erteleyerek ve kendine bakımı önceliklendirerek, stoik uygulamaları benimseyerek bir kadın, duygusal katkısının gerçekten gerekli olduğu ve nerede daha faydalı olabileceği konusunda daha yetenekli hale gelir. Stoizm, bir kadın için denge ve tatmin arayışında kritik bir çağdaş araç haline gelir. Cinsiyet önyargısını aşma. Cinsiyet önyargısı, iş yerinden kişisel ilişkilere kadar birçok kadının karşılaştığı kalıcı bir zorluktur. Stoizm, içsel güç ve kontrol edilebilecek şeylere odaklanmanın önemini öğrenir ve bu nedenle bu konuya yaklaşmak için etkili bir strateji sunar. Kadınlar, güveni yeteneklerine ve değerlere dayandırmayı öğrenerek cinsiyet önyargısıyla başa çıkma konusunda güç kazanır. Stoizm, rasyonel düşünce ve nesnel değerlendirme önemini vurgular. Bu da kadınların önyargıların temelini anlamalarına ve onlarla berraklık ve açıklıkla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Gerçek liderliği kucaklama. Gerçek liderlik, kadınlar için genellikle stereotipler ve katı beklentilerle dolu bir denizde yol çizmek anlamına gelir. Stoizm, erdem, bütünlük ve öz farkındalık üzerine odaklandığı için bu yolculukta güvenilir bir pusula görevi görür. Kadın liderlerin özbenlikleriyle uyumlu bir liderlik tarzı oluşturmalarına rehberlik ederek, Stoizm, güvenilir saygı ve bağlılık kazanmalarına yardımcı olur. Stoizmin liderliğe etkisi, sorunları ve eleştirileri ele alma konusunda dengeli bir yanıtı içerir. Bu da kadınların güvenilir bir liderlik vizyonuna bağlı kalma taahhüdünü pekiştirir. Kişisel sınırları savunma. Kişisel sınırları belirlemek ve sürdürmek, kadınlar için genellikle kendi alanlarını koruma ve çeşitli rolleri yerine getirme arasında hassas bir denge gerektirir. Stoizm, kontrolümüzde olan şeylere odaklandığı için sınırlar belirleme konusunda sağlam bir temel sunar. Stoik prensiplere sahip bir kadın, sınırlarını güvenle savunabilir, bunun kişisel refahını korumak ve iş kalitesini sürdürmek için gerekli olduğunu fark eder. Stoizm, kadınlar için pratik ve güç veren bir araç haline gelir. Bu da ihtiyaçların ve değerlerin çeşitli rolleri yerine getirmede gölgede bırakılmadığından emin olur. Zorluklarda Amor Fati'yi kucaklama. Amor Fati'yi kaderi sevme prensibini,
özellikle kadınların benzersiz zorluklarla karşılaştığı bir ortamda önemli bir stoik uygulama haline getirmek, zorluklara benzersiz bir bakış açısı getirir. Stoik öğretiler, her zorluk, başarısızlık veya güçlük durumunu sadece tolere edilecek bir şey olarak görmek yerine, karşılanacak bir fırsat olarak görmeyi teşvik eder. Amor Fati prensibi, kadınların bu zor durumları, yaşam yolculuklarının değerli bir parçası olarak görmelerine yardımcı olabilir. Stoik yansıma ve öz farkındalık pratiği. Stoik yansıma ve öz farkındalık, özellikle benzersiz yaşam yollarında tatmin bulmaya çalışan kadınlar için, Stoizmin temel bir unsuru olan bir anahtardır. Bu ders, düzenli olarak düşünce, eylem ve motivasyonları incelemeyi içeren stoik uygulamalardan faydalanarak, kadınların gerçek arzularını, değerlerini ve hedeflerini daha iyi anlamalarının önemini vurgular. Bu tür bir öz inceleme, kadınların dış beklentiler ve toplumsal normlar ötesinde gerçek mutluluk ve tatmin bulmalarına olanak tanır. Bu stoik derslerin her biri, kadınların yaşamın karmaşıklıklarını anlamalarına, zorluklarla baş etmelerine ve özgün benliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olan değerli bir ipucu haline gelir. Bu stoik öğretiler sadece bir felsefe değil, aynı zamanda güç, direnç ve gerçeklik anlayışının bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu dersler üzerine düşünürken, Stoizmin sadece bir felsefe olmadığını, özellikle sürekli değişim ve zorluklarla dolu bir dünyada yolunu bulan kadınlar için içimizdeki gücü yeniden keşfetmenin bir yolculuk olduğunu unutmayın. Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Birbirimizden öğrenmek sadece bizi etkilemiyor, aynı zamanda topluluğumuzun büyümesine katkıda bulunan hayati unsurlardır. Stoik düşünce tarzını beğendin mi? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma. Abone olmadıysan şu an tam zamanı. Kendinizi bu stoacı ilkelere kaptırdığınız için teşekkür ederiz. Hayatın karmaşıklıklarında ilerlerken ilham ve rehberlik kaynağı olsunlar. Bir dahaki sefere kadar kendinizi keşfetme yolculuğunuza devam edin ve stoacılığın daha amaçlı ve tatmin edici bir hayata giden yolda kararlı bir yol arkadaşı olmasına izin verin. Şimdi sana durup düşünmen için zaman vereceğim. Dinlediklerini düşün ve kendi içinde yorumla. Bunu mutlaka yap. Gözlerini kapat ve sadece düşün.